İlk defa yurt dışına yolculuk yapacaksınız ve havalimanındasınız. Burada karşılaşacağınız durumlar ve sorular olacaktır. Gelin kahramanımızla birlikte bu sorulara cevap verelim. Hello, sir. How can I help you? Good morning. I would like to check in, please. What is your name? Batu Toprak. Would you spell your surname, please? Okay. Tango, Omega, Papa, Romeo, Alpha, Kilo. Thank you, Mr. Toprak. Şimdi karakterlerimize bir kez daha kulak verelim, ardından tekrar edelim. Hello, sir. How can I help you? Good morning. I would like to check in, please. What is your name? Batu Toprak. Would you spell your surname, please? Okay. Tango, Omega, Papa, Romeo, Alpha, Kilo. Thank you, Mr. Toprak. Şimdi havalimanındasınız ve check-in işlemleri yapacaksınız. Kontuara geldiniz ve yer hizmetleri memuru sizi karşılıyor. Kendinizi kahramanımızın yerine veya havacılık sektöründe bir kariyer hedefiniz var ise yer hizmetleri memurunun yerine de koyabilirsiniz. Şimdi konuşmalara dikkatli bir şekilde kulak verelim. Bayan yer hizmetleri memuru, güler yüzle, "Merhaba efendim, size nasıl yardımcı olabilirim?" diye sorar. Hello sir, how can I help you? Hello sir, how can I help you? Kahramanımız, "Günaydın, check-in yapmak istiyorum." cevabını verir. Good morning. I would like to check in, please. Good morning. I would like to check in, please. Yer hizmetleri memuru isminizi sorar. What is your name? What is your name? Would you? Could you? Kibar bir şekilde istek ve rica ifadelerinde bu kalıpları kullanırız. Şimdi, yer hizmetleri hostesi, soyadınızı tam olarak anlamamıştır ve size, lütfen soyadınızı heceleyebilir misiniz, diye kibarca bir istekte bulunur. Would you spell your surname, please? Would you spell your surname, please? Kahramanımız, havacılık sektöründe kullanılan heceleme yöntemleri ile soyadını heceler. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Tango, Omega, Papa, Romeo, Alpha, Kilo. Tango, Omega, Papa, Romeo, Alpha, Kilo. Thank you, Mr. Toprak. Şimdi arada geçen konuşmayı dikkatli bir şekilde dinleyelim. Is my flight on time? Let me check. Sorry, sir. It's delayed. Oh, how long is my flight delayed? Only for an hour. Okay. Şimdi arada geçen konuşmayı bir kez daha dinleyeceksiniz. Is my flight on time? Let me check. Sorry, sir. It's delayed.
Oh, how long is my flight delayed? Only for an hour. Okay. Şimdi telaffuz zamanı. Kahramanımız uçuş saatinde bir problem olup olmadığını öğrenmek için uçuşum zamanında mı diye sorar. Ardından kontuar görevlisi kontrol edeyim der. Is my flight on time? Is my flight on time? Let me check. Let me check. Bayan yer hizmetleri memuru gecikmeli olduğunu söyler. Sorry sir, it's delayed. Sorry sir, it's delayed. Kahramanımız ne kadarlık bir gecikme olduğunu sorar. Şimdi dikkatlice dinleyip ardından tekrar edelim. Oh, how long is my flight delayed? Oh, how long is my flight delayed? Kontuar memuru sadece bir saat olduğunu söyler. Only for an hour. Only for an hour. Okay. Şimdi bir başka açıdan bakalım. Biletinizi online olarak aldınız ve check-in işlemlerinizi yine online olarak yaptınız. Kontuara geldiniz ve bavulunuzu vereceksiniz. Yer hizmetleri memuru size önceden online check-in işlemi yaptınız mı diye soruyor. What is your final destination, sir? London. Have you checked in online already? Yes, I have. Do you need a paper copy or boarding pass? No, thanks. I have it on my phone. Şimdi arada geçen konuşmayı bir kez daha dinleyelim, ardından tekrar edelim. What is your final destination, sir? London. Have you checked in online already? Yes, I have. Do you need a paper copy or boarding pass? No, thanks. I have it on my phone. Şimdi telaffuz zamanı. Yer hizmetleri memuru, varış yeriniz neresidir diye sorar. What is your final destination, sir? What is your final destination, sir? Daha önce online check-in yaptınız mı? Have you checked in online already? Have you checked in online already? Kahramanımız sorulan soru kalıbına göre kısaca evet yaptım cevabını verir. Yes, I have. Yes, I have. Yer hizmetleri memuru, basılı bir kopya veya biniş kartına ihtiyacınız var mı diye sorar. Do you need a paper copy or boarding pass? Do you need a paper copy or boarding pass? Kahramanımız, hayır teşekkür ederim, telefonumda var, cevabını verir. No, thanks. I have it on my phone. No, thanks. I have it
on my phone. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bu bölümün %80'ine cevap verebiliyorsanız bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Eğer veremiyorsanız bu bölümü tekrar izleyiniz. Hoşça kalın.